2 kilo kadar mandalinimi soydum. 1,5 kilo kadar da toz şeker koydum. Ondan sonra 2 bardak da tekrar mandalina suyu koydum. Mandalinaların bir kısmının kabuklarını kaynatıyorum. Bu işlem 2 defa olacak. 10'ar dakika kaynayacak. Ondan sonra mandalinanın kabuklarını doğrayacağım. Kaynamakta olan reçelimi atacağım. Şu an başlangıç aşaması. Bu arada portakal kabuklarım kaynadı. Beyaz kısımlarını bir bıçak yardımıyla aldım. Onları doğradım. Tencereme bir adet çubuk tarçını ikiye bölüp attım. Birlikte kaynayacaklar. Daha sonra tarçını çıkartacağım kaynadıktan sonra. Ondan sonra da kabuklarımı ekleyeceğim. Biraz daha kaynayacak, kıvam alınca içine birkaç diş limon tuzu atacağım. Daha sonra işlem bitecek. Şimdilik bu kadar. Reçelim kaynıyor. Reçelin üzerindeki köpükleri böyle alıyorum. Bunu kaba aktaracağım tekrar. Evet, şimdi bütün köpüklerini aldım. Şeffaf bir hale gelmeye başladı. Birazdan mandalin kabuklarıyla buluşturacağım. Evet, şimdi kabuklarımızı da attık. Şimdi biraz daha böyle kaynayacak. Güzelce. Daha sonra tarçını çıkaracağım içinden. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzunu attım. Şimdi birkaç dakika daha kaynasın. Ondan sonra reçelimiz gördüğünüz gibi böyle bir kıvama geldi. Kavanozlarla buluşacak. Bereketli olsun. Evet, böyle 2 kavanoz, 1 kase reçelimiz oldu.